Değerli arkadaşlar, merhabalar. Bir kez daha iyi hafta sonları diliyorum herkese. Sevgili dostlar, bu analizimde endeks üzerinde duracağım ve özellikle de yabancıların neler yaptıklarını, endeksin son yaşanan 100 bin üzeri atağı, 106 bin lira yönelik atağı sonrasında yabancılar bir satış yapıyorlar mı? Yabancılarda bir çıkış eğilimi var mı? Ve aldıkları ve sattıkları hisseler hangi hisselerdir gibi özellikle yabancı işlemlerini masaya yatırmak suretiyle sizleri bu konuda bilgilendirmeye çalışacağım. Zira endeksin ve yabancıların hareket tarzı tabii ki sizler için çok büyük önem taşıyor olmalı. Malumunuz yabancı alımları ile endeksin bu noktaya geldiğini hepimiz biliyoruz. Sevgili arkadaşlar, sizlere 2019 yılına girdiğimiz ilk günlerde bir analiz aktarmıştım. Ve bu analizimde yabancı takas oranındaki dikkat çeken artış şeklinde bir başlık kullanmıştım. Ve o tarihlerde endeksin 90 binler etrafında gezindiği, sizlerin birer yatırımcı olarak bir anlamda artık sabrınızın tükendiği, ne olacak ne bitecek diye kaygılandığınız ve yine o günlerde birçok analistin 50 binler 60 binler gibi ayakları yere basmayan afaki tahminleriyle daha ciddi karamsarlıklar içerisine düştüğünüz bir süreçte sizlere bu analizimde birkaç grafik kullanmıştım. Bu grafiklerden bir tanesi şu anda görmüş olduğunuz bu tablodur. Ve bu tablo, bu analiz arkadaşlar 9 Ocak tarihinde yayınlanmıştı. Bu videonun ardına da bunu ekleyeceğim, tekrar hatırlama imkanınız olabilir. Ben bu analizden bazı alıntılar yapmak suretiyle 9 Ocak tarihinde 7 Ocak tarihli verileri dikkate almak kaydıyla neler konuşmuştuk ve bugün neler oldu? Bu süre içerisinde hangi değişimlerin gerçekleştiğini görmeye çalışalım. Evet sevgili arkadaşlar, 9 Ocak tarihli analizimizde 7 Ocak tarihli verilere istinaden yabancı takas oranında çok önemli bir artışın olduğunu ve bu artışın şu seviyelerden başlayıp da bu bölgelere kadar devam eden bir artış olmakla çok anlamlı olabileceğini, eğer yabancı %61,5'lar, %62'ler seviyesinden 3-4 aylık süre içerisinde %65'ler seviyesine ulaşacak kadar takas payını artırdı ise bunun mutlak surette bir anlamının olabileceğini, yabancının kafasında bir şeyler şekillendirmekte olduğunu sizlere izah etmeye çalışmıştım. Ve yabancı %65'ler seviyesine ulaştırmış olduğu takas oranını en son 12 Şubat 2018 tarihinde bu orana ulaşmış ve 12 Şubat tarihinde ise endeks yaklaşık 110 binler civarında. Dolayısıyla yabancı düşük seviyelerden 90 bin aşağısından almış olduğu, toplamış olduğu, biriktirmiş olduğu hisseleri bir şekilde hareketlendirme ihtimalinin her an olabileceğine dair bir vurguda bulunmuştum. Ve arkadaşlar, ikinci bir grafik olarak o tarihlerde endeks, yani bu analizin yapıldığı 7 Ocak tarihli analizin yapılmış olduğu tarihte endeks 89.900'ler civarında bir kapanış yapmış, 90.000 civarında bir kapanış yapmıştı. Yabancı takas oranı %65,26 ve endeksin kapanmış olduğu seviye 89.990.000 diyelim. Arkadaşlar 7 Ocak tarihinden bugüne kadar geçen süre içerisinde endeks 106.000 lira ulaştı. Yani 16.000 puana yaklaşan bir atak yaşamış oldu. Dolayısıyla yabancının sinsice biriktirmiş olduğu, sizlerin karamsarlık içerisinde olduğunuz ve endeks adına çok daha düşük seviyelerin paha biçildiği bir dönemde yabancı gayet net bir şekilde alımlarını yapmış, pozisyonlarını biriktirmiş. Sevgili arkadaşlar, yabancı takas oranıyla endeksin dengesine baktığımız zaman yine o tarihte vermiş olduğum analizde bu grafiği sizinle paylaşmıştım. Ve bu grafikte arkadaşlar yabancının takas oranı ile endeks arasındaki korelasyonu sizlere göstermeye çalışmıştım. Ve şurada ki seviyeye dikkat çekmek kaydıyla yabancı takas oranı eğrisi grafiği ne zaman ki endeks grafiğinin üzerine çıkarsa endekste önemli hareketlerin olduğunu ifade etmiştim. Nitekim geçmiş tarihlerde bunun örnekleri yaşanmış arkadaşlar. Görüyorsunuz şurada da yabancı takas oranı net bir şekilde endeks üzerine çıkıyor. Endeks üzerindeki arayı açıyı açıyor ve bu süreç içerisinde endekste çok ciddi bir şekilde yükseliş yaşıyor. Ne zaman ki yabancı takas oranı eğrisi endeks eğrisinin aşağısına, endeks çubuklarının aşağısına indiği zaman şurada gördüğünüz gibi endekste de çok net bir şekilde bir satış dalgası başlıyor. İşte sevgili arkadaşlar, buradaki durum şuydu.
Eğer ki şurada yabancı takası endeksi kesmiş ise, yani endeks değerlerinin üzerine çıkmış ise, bu durumda bu mevzu yabancı takası veya yabancı işlemleri adına çok önemli bir sinyali bizlere vurgulamaktaydı. Bu nedenle sizlerle bu tabloları ve bilgileri paylaşmak kaydıyla yabancı bu kadar ciddi alım yaptı ise bunun arkasından bir şeyler çıkabilir, çıkmalı şeklinde bir tablo sunmuştum. Arkadaşlar, bu olaylardan sonra bir de son duruma bakalım. Yani günümüz itibariyle mevzunun ne olduğuna bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şuralarda olan endeks, hemen az önceki tabloyu bir kez daha hatırlatayım. Gördüğünüz gibi endeks değeri bu seviyelerde, endeks çubuklarımız bu seviyelerde ve endeksin ciddi bir şekilde şu bölgeye doğru atak yaptığını görüyoruz. İşte arkadaşlar, şurada gördüğünüz gibi endeks ciddi bir şekilde şu bölgelerden şu bölgeye doğru bir atak yaşıyor. Yabancı takas oranındaki yükselişe paralel olarak. Yabancı takas oranı arkadaşlar bu manada çok büyük önem arz etmekte. Şimdi yabancı takas oranının en son itibariyle %65,94 seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Ve en yüksek değer olarak da %66,16 seviyesini görmüş bulunuyor. %66,16 seviyesini gördü ve şu an itibariyle arkadaşlar %65,94 ile haftayı kapatmış durumdayız. Şimdi bu tablonun göstermiş olduğu mesaj bize şudur. Yabancı hala her ne kadar endeks 106 binlere yöneldi ve 106 binden aşağı doğru bir sarkma, bir eğilim oldu ise de yabancı hala pozisyonlarını önemli ölçüde koruyor diyebiliriz. Niçin? Yabancı takas oranı hala %66'lar seviyesinde bulunuyor. Dolayısıyla bu hafta, yani geçtiğimiz hafta özellikle endekste yaşanan satışlar ve bu satışlara paralel olarak endeksin yaşamış olduğu geri çekilme, evet önemli bir geri çekilme yaşadı. Ama yabancının hala ciddi miktarda bir pozisyon taşıyor olması, önemli bir satışa geçmemiş olması, kayda değer bir satış yapmamış olması bu durum bize şunu düşündürmekte. Yabancı 107'ler, pardon 106'lar civarından çok net satışlar yapıyor olsa idi, bu durumda biz endeksin 100 bin aşağısına tekrardan dönebileceğini veya bu ihtimalin çok güçlü olduğunu düşünebilirdik. Ancak sizlere son olarak aktarmış olduğum endeks analizlerimde, borsaya dair analizlerimde hep şu ifadeyi kullanmıştım. Demiştim ki 100 bin direnci aşıldı. 100 bin direnci aşıldı ama endeks 104, 105, 106'lara kadar ulaştı ama bu yükselişe küçük yatırımcı inanmadı, katılamadı. Yani endeksin 100 bin direncini aşabileceğine dahi inanmadı. Bu sebeple 100 bin direnci aşılacak ve aşıldıktan sonra da yabancı bir miktar daha endeksi yukarı taşıdıktan sonra 104, 105, 106 binler bölgesine kadar taşıdıktan sonra oradan bir kar satışı olacaktır. Ve gelecek olan bu kar satışlarını 100 bine yaklaşırken ama 100 bin desteğini kırmayacak şekilde 100 bin seviyesinin net bir destek olduğu mesajını küçük yatırımcıya inandırmak üzere ona alım yapma fırsatı tanıyacaktır. Böyle bir strateji uygulamasını bekliyorum. Zira çok ciddi miktarda bir alım yaptı. Bu aldıklarını en sağlıklı bir şekilde realize edebilmek için yeni alıcılar çekmesi lazım. Yeni alıcılara bir şekilde davetiye çıkarması lazım diye sizleri bilgilendirmeye çalışmıştım. Şu anda arkadaşlar bu tabloyu yaşıyoruz. Endeks 106 binlere ulaştı. 106 binden başlayan bir geri çekilme yaşıyoruz. 101.500'ler civarına kadar bir geri çekilme yaşandı ve 102.500'ler seviyesinde bir kapanış oldu. Şimdi arkadaşlar, yabancı takasındaki tablo bu şekilde. Biz bir de arkadaşlar şöyle bir değerlendirme yapalım isterseniz. Endeksin verisini ön plana getirelim. Evet. Burada arkadaşlar görmekte olduğunuz gibi endeksin son kapanışı 102.451 seviyesinde. Beyaz eğilimiz yabancı eğilimini göstermekte, grafiğini göstermekte. Ve arkadaşlar endeksin şu anda bulunmuş olduğu seviye ve yabancı takasının bulunduğu seviyeye baktığımız zaman yabancı takası endeksin 120 binler civarındaki oranına denk gelecek bir seviyede. Yani yabancı takasının en son %66'lar seviyesine ulaştığı, %66'lar civarında olduğu dönemlerde
Bir şekilde 120 bine yakın bir endeks seyrimiz varmış. Tabii ki o günün koşulları ve o günkü dolar kuru vesaire farklı olduğu için yine bu noktadan endeksin 120 bin lira kadar ulaşacağı sonucunu çıkartamayız. Ama şu an bildiğimiz net bir gerçek var ve sizlere az önce izah etmiş olduğum strateji gereğince yabancı küçük yatırımcının endeksteki yükselişe katılamamış olmasından rahatsızdır. Çünkü yabancının bir şekilde yeni alıcıya ihtiyacı vardır. Bu yeni alıcıyı çekebilmesi için de endekste 100 bin seviyesinin destek olduğuna inandırması gerekiyor. Eğer ki 100 bin desteğini yabancı kıracak olursa bu şartlar altında yine küçük yatırımcı eyvah yine 90 binlere gidiyoruz korkusuyla asla alım yapmaz. Dolayısıyla da yabancının almış olduğu malları karlı kazançlı bir şekilde realize etme imkanı da önemli ölçüde sekteye uğramış olacaktır. Bu sebeple sevgili arkadaşlar ben endeksin 100 bin aşağısına gelmeden 100 bin desteği güçlü bir destektir mesajları verilmek üzere tekrardan ve yabancının da şu anda bu %66 civarındaki pozisyonunu taşıyor, koruyor olması nedeniyle endeksin yeni bir atak yapmasını, yeni bir yükseliş ivmesi içerisine girmesini bu tablo dahilinde beklediğimi söylemek istiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, endeks analizini yaparken benim en çok üzerinde durduğum konular biliyorsunuz yabancıların işlemleridir, yabancıların attığı adımları takip etmektir ve bir de bankacılık endeksidir. Ve bankacılık endeksi ile ilgili olarak sizlere bilgi aktarırken hep şunu söylemiştim. Şu grafikten hareket etmek kaydıyla şu bölgede %50 Fibonacci noktasında ve şurada görmüş olduğunuz beyaz kalın çizginin bulunmuş olduğu hatta önemli bir direnç vardır. Endeksi taşıyan etken bankacılık endeksidir. Bu sebepten dolayı da şu bölgelere geldiğimiz zaman bankacılık endeksinde bir tıkanma olabilir. Bu bölgeler ise endeksin 106 binler, 107 binler civarına denk gelen seviyesidir. O halde 105 bin ila 107 bin aralığında çok dikkatli olunması gerekir demiştim geçtiğimiz günlerdeki analizlerimde. Nitekim bankacılık endeks arkadaşlar şurada da gördüğünüz gibi tıkandı. En yüksek 143.500 seviyelerini gördüm ve buradan gördüğünüz gibi %50 seviyesi 143 bin noktasına denk gelmekte. 143 bin Fibonacci direncinin azıcık üzerine çıktıktan sonra buradan arkadaşlar bir satış geldiğine tanık olduk. Ve nitekim bankacılık endeksi bu haftayı %2'ler civarında bir kayıpla tamamlamış oldu. Zira bankacılık endeksine gelen bir satışlar yabancının satış yaptığı ve yabancının çıkış yaptığı şeklinde yorumlandı. Evet, yabancı bir miktar satış yapmış olabilir ama sizlere takas oranını ifade ettiğim zaman yabancının bankacılık endeksinden satış yapıyor olması genel anlamda borsadan çıktığı ve kaçtığı manasına gelmez. Bankacılık endeksindeki satışlar sonrasında farklı senetlere yönelmek kaydıyla endeksi diri tutmak, daha aşağı seviyelere gelmesini engellemek ve bir anlamda pozisyonunu genel olarak koruyor mesajlarını verebilmek bakımından bankacılık endeksine yönelik olarak veya bazı banka hisselerine yönelik olarak yapılan satışlar olmuştur. Ama biraz sonra sizlere göstereceğim üzere yukarıdan satılan banka hisseleri daha aşağı seviyelerden tekrardan yerine konulmuştur. Bakınız, tekrar ifade etmek istiyorum. Bir kar realizasyonu yaşanmıştır. Yukarılardan satılan banka hisseleri aşağı seviyelerden yerine konulmak için bir çaba gösterilmiştir. Özellikle ve özellikle Garanti Bankası nezdinde endeksin en lokomotif hisselerinden birisi olarak Garanti Bankası üzerinde Merrill Lynch'in son günlerde çok ciddi satışları vardı. Ancak Merrill Lynch'in satışlarının başka yabancı kurumlar tarafından karşılandığını birazdan göreceğiz arkadaşlar. Evet, dolayısıyla ikinci olarak dikkat etmemiz gereken faktör bankacılık endeksidir. Eğer bankacılık endeksinde bu hafta itibariyle bir yükseliş eğiliminin var olduğuna tanık olursak, bankacılık hisselerine bir ilginin olduğunu görecek olur isek, bu durumda endeks adına tekrar yabancının bir şekilde ilgi göstermeye başladığını, alımlarını artırdığını düşünebiliriz. Şimdi değerli arkadaşlar, Cuma günü itibariyle, en son kapanış yaşadığımız Cuma günü itibariyle Citibank'ın 80 milyonluk alım yaptığını görüyoruz. Kredit'in 58 milyonluk alım yaptığını görüyoruz. Yatırım Finans da yabancı ordinoları kabul eden bir aracı kurumdur. Yaklaşık 45 milyonluk bir alım yaptığını görmekteyiz. Satış tarafına baktığımız zaman ise Deutsche ve Merrill Lynch'i görüyoruz. Sevgili arkadaşlar, Merrill Lynch özellikle geçtiğimiz hafta içerisinde oldukça yoğun satışlar yaptı. Ve endeksi yukarı taşıyan önemli kurumlardan birisiydi.
ve bu hafta ise önemli satışlar yapmak kaydıyla endeks üzerinde baskı kuran kurumlardan birisiydi. Fakat hafta geneline baktığımız zaman Merrill Lynch'in satışlarının Citi, Credit ve özellikle bu iki kurum tarafından karşılanmakta olduğunu görüyoruz. Yani bir yabancı kurum satarken diğer yabancı kurum almış. Hepsi birlikte net bir satış moduna girmiş olsaydı bu durumdan çok ciddi şekilde kaygılanmamız gerekebilecekti. Şimdi arkadaşlar buradan yola çıkmak kaydıyla Merrill Lynch acaba bu hafta neleri satmış? Merrill Lynch arkadaşlar 4 ve 8 Şubat tarihlerindeki geçtiğimiz hafta itibariyle 297 yani 300 milyon TL'lik Garanti Bankası hissesi satmış arkadaşlar. Çok önemli, çok ciddi bir rakam. İşçiye satmış 45 milyon. Çok büyük bir rakam olarak düşünmeyebiliriz. Akbank 40 milyon. Sabancı Holding 22 milyon ve Tüpra satışı yapmış. Ne almış arkadaşlar Merrill Lynch? Bu satışların karşılığında Petkim almış 27 milyonluk, Turkcell almış 23 milyonluk, Kozal almış 23 milyonluk, Soda ve Türk Hava Yolları hissesi almış durumda. Şimdi arkadaşlar Garanti Bankası hissesine odaklanalım. Merrill Lynch'in 300 milyon civarında bir satış yaptığını burada gördük. Dönüyorum arkadaşlar. Bir başka yabancı kurum olarak, bir başka yabancı aracı kurum olarak Citibank'a geliyorum. Yine aynı tarih aralığında yani geçtiğimiz hafta Citibank Koza satmış, Ereğli satmış, Kozal satmış ama aldıklarına bakıyorum Türk Hava Yolları almış arkadaşlar. 78 milyonluk Türk Hava Yolları almış. Garanti Bankası almış 50 milyonluk. Az önce 300 milyon civarında Merrill Lynch'in satış yaptığını görmüştük ama burada City'nin 49 milyonluk bir 50 milyonluk bir alım yaptığını görüyoruz. Telekom almış, Akbank almış. Şimdi arkadaşlar bir de bir diğer yabancı kurum olarak bakalım. Kredite bakalım arkadaşlar. Kredit, Koza satmış, Aselsan satmış, Kardemir satmış ve alımlarına bakıyoruz arkadaşlar. 168 milyonluk Garanti Bankası hissesi almış. Az önce 300 milyon civarında Merrill Lynch'in satışını görüyoruz. Ama burada Kredit'in ve bir önceki tabloda City'nin özellikle Kredit'in 168 milyon gibi çok ciddi bir alım yaptığını görüyoruz. İşte sevgili arkadaşlar yabancı takas oranı düşmüyor olması, bir yabancının satış yaparken bir başka yabancı kurumun alıcı konumunda olması, bu endeksi dengelemek ve belli bir seviyede tutmak ve endekse güven tazeleyebilmek adına stratejinin bir göstergesidir şu anda görmekte olduğunuz gibi. Değerli arkadaşlar bu aracı kurumların işlemlerini sizlere özellikle gösteriyorum ki afaki olarak yapılan yabancı satıyor, kaçıyor, göçüyor vesaire vesaire gibi yorumları daha farklı bir bakış açısıyla daha gerçekçi ve somut verilerle kafanızda şekillendirebilirsiniz diye. Sevgili arkadaşlarım bu görmüş olduğunuz tablo ise genel olarak yabancıların geçtiğimiz hafta neler aldıkları ve neler sattıklarını gösteren bir tablodur. Gördüğünüz gibi 4 Şubat ve 8 Şubat tarihleri arasını göstermekte. Yabancılar arkadaşlar geçtiğimiz hafta içerisinde, gördüğünüz gibi yabancılar bölümü burada işaretlidir. Yabancılar geçtiğimiz hafta içerisinde lot bazında konuşuyorum arkadaşlar. Lot bazında bir sıralama yaptırdım. 9,5 milyon lot Yapı Kredi hissesi almış. Enerji hissesi almış 8 milyon lot. Doğan Holding, GSD Holding, İş Finans, Petkim, Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası, Şişe gibi bu tabloyu sizler isterseniz screenshot olarak alıp inceleyebilirsiniz. Yabancının en çok alım yapmış olduğu, lot bazında yapmış olduğu hisseler arkadaşlar bunlar. Peki yabancı geçen hafta ne satmış? Geçen hafta ciddi miktarda Kardemir satmış arkadaşlar. 43 milyon lot civarında Kardemir satmış. Zira Kardemir malumunuz üzere 2.70'lerin üzerine çıkamadı. Benim Kardemir'le ilgili yakın bir tarihte analizim de vardı. Onu hatırlayanlar çok net bileceklerdir o bölgenin ciddi bir direnç olabileceğini. Bir de tabii ki bu Trump'ın yaptırımları şunlar bunlar gibi mevzular Kardemir'i çok ciddi şekilde etkileyen bir konu. Evet, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı satılmış 30 milyon lot civarında. İşçiye satılmış 27 milyon lot civarında. Efendim Türk Hava Yolları satılmış 13 milyon lot civarında. Koza satılmış 13 milyon lot civarında. Evet Akbank'ın ve Garanti Bankası'nın da 10 milyon lot civarında bir satışı olduğunu görmekteyiz. Evet yabancılar banka hisselerinde üst seviyelerden satış yapıyorlar ama aşağı seviyelerden bir alım eğilimi içerisinde olduğunu az önce sizlere izah ettim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yabancının satışları çok olağanüstü miktarlarda değil.
Bu rakamlar, lot bazındaki bu miktarlar çok büyük miktarlar olarak henüz yorumlanamaz. Yabancı kaçıyor veya çıkıyor şeklinde bir yorum yapmak için oldukça erken bir tablo olduğunu görüyoruz. Ancak yarın bir gün öyle bir gelişme olur ki, öyle bir siyasi, öyle bir jeopolitik gelişme olur ki yabancı arkasına bile bakmaksızın direktmen algoritmalarını çalıştırabilir. Direktmen tuşlara basar 3 milyon, 5 milyon not emirleri göndermek kaydıyla bir bakarsınız ki 10-15 dakika içerisinde veya bir seansta 3000, 5000 puan aşağılara gelebilmişiz. Bunlar arkadaşlar olayın farklı boyutlarıdır. Her türlü ekstra sebep endeksteki ve hisselerdeki tabloyu çok net bir şekilde değiştirebilir. Biz şu an görmüş olduğumuz rakamları yorumluyoruz. Şu anki yabancı takas oranının bizlere vermiş olduğu mesajları ciddiye alıyoruz ve yabancının geçtiğimiz hafta itibariyle aldıkları ve sattıkları hisseleri sizlerle paylaştım. Özetle buradaki tablonun göstermiş olduğu mevzu, bir kez daha söylüyorum arkadaşlar, bu satışların amacı tabii ki normal bir kar realizasyonudur. Ancak bu soluksuz bir şekilde 90 binden 106 binlere kadar giden bir endekste bu tarz bir kar realizasyonunun olması son derece sağlıklıdır. Hiç durmadan yükselen bir endeksin hiçbir şekilde anlamı yok. Dilediğiniz kadar bir hisseyi veya endeksi yükseltin ama bunu satabilecek misiniz? Yükselen noktadan alıcı bulabilecek misiniz konusu her zaman için önemlidir. Bu nedenle şu mesaj verilmek zorunda. Bir realizasyon olmalı. Çünkü yatırımcı, ben yükselişe katılamadım. Biraz düşse, biraz ucuzlasa da alayım. Garantiyi işte atıyorum 2 ay önce 7,5'lardan almadım. Bugün nasıl 9'dan alayım derken bir miktar bir realizasyon olduğu zaman artık yerli yatırımcı veya başka yatırımcılar diyelim. Bu realizasyon sonrasında endeksin özellikle 100 bin desteğinin güçlü bir destek olduğuna inanması, buna kanaat getirmesiyle birlikte alım yapabilecek duruma gelecektir. Bir de arkadaşlar en son açıklanan bir veri itibariyle yabancılar son zannediyorum ki 2010 yıllarından itibaren en kısa süre içerisinde, yani bir aylık gibi, bir ay gibi çok kısa bir süre içerisinde en büyük hisse senedi alımlarını gerçekleştirmişler ve 1,5 milyar dolara ulaşan bir seviyede alımlarının mevcut olduğunu ve resmi rakamlara yansıyan şekliyle de geçtiğimiz haftada hala bu alımları devam ettirdiklerini, rakamsal bazda da açıklandığını görmekteyiz. Şimdi değerli arkadaşlar, endeksin bu hafta için nasıl bir tablo içerisinde olabileceğine dair yorumlarımıza geçelim. Evet. Endeks grafiğimiz arkadaşlar, endeks grafiği içinde bildiğiniz gibi bu tablo dahilinde %50 Fibonacci direncinin önemli bir direnç olduğunu, bu seviyenin 3092 seviyesine tekabül ettiğini ve bu seviyenin üzerinde olunduğu takdirde 107.400 seviyesine doğru bir atağın oluşabileceğini ifade etmiştim. Ancak 103.000 üzerinde bir tutunma gerçekleşemediği için bu seviyenin üzerinde birkaç kapanış net bir şekilde görülemediği için 107.000 atağı oluşamadı ve 106.000'den bir geri dönüş yaşadı. Şu anki durum itibariyle arkadaşlar son kapanışımız 102.451 ve %50 Fibonacci seviyesi olan 103.000 seviyesinin aşağısındayız. Öncelikle endeksin 103.000 üzerine çıkması lazım ve 103.000 üzerinde kapanışlar yapabilir duruma gelmesi lazım. Ön koşulumuz bu. İkinci ön koşulumuz ise arkadaşlar pivot değerlerine bakacağız ve pivot değerleri itibariyle 102.594 seviyesinin bu hafta için önemli bir pivot noktası olduğunu görmekteyiz. Bu noktanın ardından 102.594 seviyesinin üzerinde kalınmak kaydıyla, bu seviyenin aşağısına gelinmemek kaydıyla 103.500, ardından 104.800 ve ardından 105.800'e kadar devam edebilecek olan bir hareketlilik olabilir. 103.800'lerin üzerine çıkıldığı zaman ise şurada görmüş olduğumuz 107.500 noktası gündeme gelebilecektir. Değerli arkadaşlar, endeks için en kritik olan durum, dedim ya, 100.000 desteğinin korunuyor olması, 100.000 desteğinin muhafaza ediliyor olması bir güven verecektir. Bu noktada endeks her ne kadar bu hafta itibariyle 101.600'leri görmüş olsa da endeksin 100.300'ler seviyesine kadar geri çekilme ihtimalinin var olduğunu düşünüyorum. Yani endeksi 100.000'e biraz daha yaklaştırmak ve bu 100.000'e yaklaşırken güçlü bir tepki buldu, 100.000 çok güçlü bir destek, çok net bir tepki oluştu tablosunu yaratabilmek isteyebilirler. Tabii ki 100.000'e kadar geri çekilme illaki olacaktır gibi bir iddiada bulunmak mümkün değildir. Belki pazartesi günü seans açılışıyla birlikte bu hareketlilik başlayacaktır.
Ancak böyle bir ihtimal bulunuyor. Bu ihtimali bilmenizde yarar olduğu kanaatindeyim. Değerli arkadaşlar, borsapivot.com isimli bir sitemiz var biliyorsunuz. Bu sitede bir takım veriler sizlerin hizmetine sunulmakta. Bu sitenin ana sayfasında toplu bir şekilde her gün mutlaka akşam saatlerinde güncellenen endeksin ve de biop verilerini, destek ve dirençlerini, pivot verilerini görmektesiniz. Buradan daha hızlı bir şekilde size bir aktarımda bulunabileceğim. Bakınız arkadaşlar, endeksin 100.369 seviyesinde aylık, yani Şubat ayına ilişkin bir pivot değeri bulunmakta. Yani bunun anlamı şu arkadaşlar, 100.300 üzerinde kalındığı müddetçe endeksin yönü yukarıdır. Bunun değerlendirmesi böyle yapılır. 100.300'ün üzerinde kaldığımız süre içerisinde 113.000'lere kadar gidebilecek. Bakın 113.000'lere kadar gidebilecek diyorum. İlla ki 113.000'e gidecektir diye bir anlam çıkarılmamalı burada. Endekste olumlu ivme, bütün olumlu koşullar devam etmek kaydıyla bu durumda bu seviyelere kadar bir yükseliş olasılığının olabileceğini ifade ediyor bu değer. Ancak biz şu anda 113.000 konusunu bir köşeye bırakalım. Öncelikle endeksin 107.500'ü aşması lazım. 107.500'ü aşabilir miyiz, aşamaz mıyız? Tabii ki bu o günlerdeki yabancıların eğilimleriyle alakalı bir durum olacaktır. Şahsi kanaatim 107.500 direncinin aşılmasının pek de kolay olmayacağı. Belki 107.500'lere, 108.000'lere doğru bir atak olabilir ama oradan tekrar 100.000'lere doğru bir geri dönüş ihtimalinin mümkün olabileceğini düşünüyorum. Ha, o günlerde eğer yabancı çok net ve kararlı satışlar yapıyorsa o durumda şunu diyebiliriz arkadaşlar. Yabancı çok ciddi satışlar yapıyor, satışlar karşılanmıyor. Bu satışların sonu 100.000 aşağısını da getirebilir. Belki o günlerde yabancı yeteri kadar yerli yatırımcıyı çekmiştir. O uygulamış olduğu stratejiyi de gerçekleştirmiş olabilir. O günlerdeki koşullara bakacağız. Şimdi değerli arkadaşlar, 100.300 noktasına gelelim tekrar. Aylık 100.300 seviyesinin önemli bir pivot noktası olduğunu görmekteyiz. Ve diğer taraftan bu önümüzdeki hafta için ise yine 100.360'lar seviyesinde haftalık ikinci desteğimiz olduğunu görüyoruz. Eğer ki 101.335 seviyesinin aşağısına gelecek olur isek, bu durumda 100.300'lere kadar devam edebilecek olan bir geri çekilme olasılığını dikkate alabiliriz. Bu durumda hem pazartesi günü için günlük pivot seviyemiz 102.400, hem de hafta için, bu hafta için genel olarak pivot seviyemiz 102.594. Eğer ki arkadaşlar biz bu hafta 102.500-600 üzerinde kalamıyorsak, 102.500 aşağısında kapanışlar olmaya devam ediyorsa, endeksin ilk etapta 101.300, ardından da 100.300'lere kadar geri çekilme olasılığının var olduğunu, bu ihtimalin daha da güçlenmiş olduğunu dikkate alabiliriz. Arkadaşlar, eğer ki 102.500 üzerinde kapanışlar olmaya başlıyorsa, bu durumda pazartesi günü için 102.700, 103.000 ve 103.400'ler seviyesini dikkate alabiliriz. Ama hafta genelinde 102.500 üzerinde kalmak şartıyla 103.500, 104.800 ve 105.800 seviyeleri ön plana çıkmakta. Ama bizim bu hafta öncelikle takip etmemiz gereken husus, endeksin geri çekilmelerinde 100.300 seviyesine yaklaşırken veya genel bir yaklaşımda 101.000 ile 100.500 aralığında bir tepki oluyor mu, olmuyor mu? Buralardan bir tepki gelmesi yabancının uygulamaya çalıştığı strateji anlamında oldukça olası görünmekte. Tabii ki piyasa koşulları ve dünya genelindeki borsaların vesairelerinde tablosu önemli olacaktır. Ama mevcut koşullar ve durumlar itibariyle 101.000 aşağısının görülebilmesi ve bu seviyelerden veya 101.000 civarlarının görülebilmesi ve bu seviyelerden bir tepki oluşma ihtimalini dikkate almakta yarar olduğu kanaatindeyim. Değerli arkadaşlar, bu tablo her akşam güncellenmekte. Haftalık veriler cuma akşamları veya cumartesi günleri, aylık veriler yeni ayın başlamasıyla birlikte güncelleniyor. Ama günlük veriler mutlaka ve mutlaka her akşam güncellenmekte. Sitenin başka güncellenmekte olan önemli bölümleri de var. Teknik analizlerle ilgili olarak işte çeşitli tarama sonuçları bulunmakta. Pivot değerleri bütün hisseler için, para çıkış ve girişler bütün hisseler için bulunmakta. Bu sitenin bazı bölümleri ücretlidir. İlgilenmekteyseniz arkadaşlar detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ancak bu görmüş olduğunuz tablo sitenin ana sayfasındadır ve sadece sitenin borsapivot.com adresini girme kaydıyla bu tablo direktmen karşınıza çıkacaktır. Değerli arkadaşlar, endeks, yabancılar, yabancı işlemleri ve yabancı takası ile ilgili olarak söyleyeceklerim şu an bunlardan ibarettir. Yabancıların hangi hisseleri aldıkları ve hangi hisseleri sattıkları ile ilgili olarak sizlere bilgi aktardım.
Hangi yabancı kurumlar, hangi hisseler üzerinde daha çok yoğunlaşıyorlar? Kim garanti satmış? Bunun karşılığında hangi kurum bunun karşılığını alım yönünde gerçekleştirmiş? Bunları sizlere özetlemeye çalıştım. Umarım aktarılan bilgiler sizler için anlamlı ve işinize yarayacak niteliktedir. Efendim çok güzel bir hafta diliyorum. Umuyorum ki bu hafta hisseleriniz çok daha güzel getiriler sağlayabilsin. İyi bir hafta sonu dileklerimle. Hoşçakalınız, saygılar.